Evet arkadaşlar, size bugün Sony A7 III kameranın yazılımı nasıl güncellenir onu Şöyle göstereceğim. boş bir sayfa açayım. Şöyle yeni bir sayfa diyelim. Şuradan yeni pencere dedim arkadaşlar. Buraya Sony A7 III ya da hangi modelse bir sizinki. Mesela A7 R2 de olabilir. A7 R2 de olabilir. Firmware güncelleme yaparsınız arkadaşlar. Firmware update. Ya da şöyle upgrade yapabilirsiniz. Kendi sayfasına giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada. Buraya girdikten sonra buradan indiriyorsunuz. Benim modelim arkadaşlar A7 III modeli. Şöyle iyi şekilde yazılıyor. Firmware update dedim arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Burada bakın en üstte Driver and Software Update bölümü var. S-M3 olarak. Bu S3 olarak geçiyor ama biz S3'ü seçmeyeceğiz arkadaşlar. Bakın şurada bir model yazıyor. Siz buradan kendi modelinizi seçebilirsiniz. Ya da kamera ve camcorder olarak seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Buradan da ilerleyebilirsiniz. Dijital kameralar. Aynasız makineler arkadaşlar, tekrar e-mount body'ler, buradan seçebilirsiniz. Buradan da sizin hangi serideyse, mesela benimki ilçe 7 serisi arkadaşlar, onu seçtim. Burada da ilçe M7 3, benimki ilçe 7M3 olarak geçiyor. Peki bu bilgiyi nereden öreceksiniz arkadaşlar? Demin gösterdiğim gibi şeyden, kameranın yazılım bölümünde, hakkında bölümünden öğrenebilirsiniz. Şöyle tekrar göstereyim ben size. Evet arkadaşlar, sürüm kontrolünü yapacağız. Sürüm kontrolü için şurada menüye tuşluyorum arkadaşlar. Buradaki bakın şu çanta şekline geleceğim. Çanta şekline geldikten sonra arkadaşlar oradaki menülerden 7. menüye geçiş yapacağız. Şimdi şu an 1. menüde bakın şöyle en üste geliyorum. En üste geldim. Kırmızıya geldi. Bakın sağ tuşa doğru basıyorum. Buradaki sağ tuşa basarak arkadaşlar 7. menüye geldim. Bakın buradaki arkadaşlar menüye geldikten sonra alta doğru iniyorum. Bakın. Alta indiğim sonra tekrar sağ yapıyorum arkadaşlar. Buradan da 7. menüye geliyorum. Bakın burada sürüm var. Sürüme tıkladığım zaman şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi 4.0 versiyonu varmış. Modelimizde ilçe 7M3'müş arkadaşlar. Burada okey diyerek arkadaşlar, buradan okey diyerek işte kapatacağım ekranı, ama buradan da detaylarını görebiliyorsunuz. Peki arkadaşlar, bu bilgiyi bunu nereden öğreneceğiz arkadaşlar? Burada o da gösterdiğim yazılım versiyonu baktığımız bölümde arkadaşlar, sürüm bölümü üzerine tıkladığınız zaman en üstte kameranızın modeli yazıyor. O modele göre buradan arattırıp arkadaşlar kendi modelinizi bulup yükleyebilirsiniz. Benim elimde bulunan ilçe Y7M3, onu seçiyorum. Seçtikten sonra arkadaşlar bakın burada daha önceki versiyonları da görebiliyorsunuz. Başlıklar var. Bu başlıklar arkadaşlar, alttaki başlıklar yapılmış olan bilgilendirmeler, onları gösteriyor. Ve üst tarafta bakın firmware, yanında zaten bir FV yazısı var, görüyorsunuz. İki tane var. Bir tanesi Mac için olanı, bir tanesi Windows için olanı arkadaşlar. Buradan seçip indirebilirsiniz ya da buradaki sistemler yoksa sizin şeyiniz, buradan üst taraftan seçip arkadaşlar oradan da devam edebilirsiniz. Şuradan Windows'u seçtim. Bakın hangi versiyonu desteklediğini, uyumlu modelleri görüyorsunuz. Hangi modellerle uyumlu olduğunu bu yazılımın görüyorsunuz. Ayrıca bu yazılım hakkında yapılmış olan bilgilendirmeleri görüyorsunuz. Nasıl yapılacağını da burada detaylı olarak anlatıyor. Bakın burada önce diyor menü Setup 7 bölümünden versiyon bilgisini kontrol edin diyor. Evet arkadaşlar, sürüm kontrolünü yapacağız. Sürüm kontrolü için şurada menüye tuşluyorum arkadaşlar. Buradaki bakın şu çanta şekline geleceğim. Çanta şekline geldikten sonra arkadaşlar oradaki menülerden 7. menüye geçiş yapacağız. Şimdi şu an 1. menüde bakın şöyle en üstte geliyorum. En üstte geldim. Kırmızıya geldi. Bakın sağ tuşa doğru basıyorum. Buradaki sağ tuşa basarak arkadaşlar 7. menüye geldim. Bakın buradaki arkadaşlar menüye geldikten sonra alta doğru iniyorum. Bakın alta indiğim sonra tekrar sağ yapıyorum arkadaşlar. Buradan da 7. menüye geliyorum. Bakın burada sürüm var. Sürüme tıkladığım zaman şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi 4.0 versiyonu varmış. Zaten biz de kontrol etmiştik. 4.0'da ilçe 7M3'tü zaten. Bunları kontrol ettik. Ama sizinki burayı kontrol bu farklıysa arkadaşlar, yani şu 7M3 bakın şurada belirtilenlerden dışındaysa, bakın 7M3 ya da 7M3K dışındaysa arkadaşlar, bu ekrandan değil kendi yazılımımızın ekrandan indireceksiniz onu. Buradan hangi işletim sisteminde çalışacağını söylüyor ve yapılmış olan güncellemeleri gösteriyor. Şarjınızın en azından %75 civarında olmasını söylüyor. Ayrıca burada bakın arkadaşlar USB connection'ı da
Setup 7, Setup 4 bölümünden USB connection'da mass storage olarak ayarlayın diyor. Bakın şurada, bakın şu şekilde mass storage olarak ayarlayın diyor. Şurada şu bölüme geleceğiz arkadaşlar. Yani bu çanta gibi olan bölüme geleceğiz. Bakın şöyle. Önce dördüncü menüde bulunan arkadaşlar, dördüncü menüde bulunan şeyi seçeceğiz. USB mass storage ayarını yapacağız. Şöyle geliyorum. Bakın şöyle 2, 3, 4. Buradan da anlayabilirsiniz. Bakın şuradan köşede yazıyor. Dördüncü menü. 4/7. Kurulum 4 diye de geçiyor zaten. Burada USB bağlantısını arkadaşlar yığın depolama, mass storage yığın depolama olarak geçiyor. Onu seçtim. Bunu seçtikten sonra kamerayla ilgili ayarım bitti. Bundan sonra diyor arkadaşlar download butonlarını indirin. İndirdikten sonra bu dosyayı indireceğiz şimdi. İndirdikten sonra onu çalıştırın diyor. Çalıştıktan sonra da arkadaşlar kamerayı kapalıyken bağlayın ve açın diyor PC'ye. Ben de o şekilde yapacağım. Zaten burada altta bakın yazılım versiyonlarını görebiliyorsunuz. Burada detaylarını anlatmış. Şimdi indirelim arkadaşlar ve tekrar bir kontrollerimizi yapalım. Bakın şöyle download diyorum. Burada sözleşmeyi kabul etmemi gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Alta geliyorum. Bakın alta geldim. Download diyorum. Burada bu ekran geldi arkadaşlar. İsterseniz buradan üye olup ya da kendinize bir hesap oluşturup arkadaşlar download edebilirsiniz. Ya da herhangi bir şey istemiyorum. Direkt download edeyim istiyorsanız arkadaşlar. Direkt bölümü download nav olana tıklıyorum. Gördüğünüz gibi dosyamız iniyor. 300 MB civarında bir dosya. Dosyamız insin arkadaşlar. İndikten sonra devam edeceğiz. Evet, dosyamızı indiriyorum. Masa üstüne alıyorum arkadaşlar. Şuraya. Bakın şuraya masa üstüne çıkardım. Update dosyası. Zaten kamera update olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu aşağı atıyorum. Şimdi bunu çalıştırmadan önce arkadaşlar burada bize anlatılan, bakın şurada bazı ayarlar var. Onları yapacağız. Şurada anlatılan. Bakın göstereceğim onu size. Şurada. Önce versiyonu tekrar bir kontrol edeceğiz. Kontrol ettikten sonra şurada USB connection'ı mass storage olarak ayarlayacağız. Ondan sonra arkadaşlar programımızı çalıştıracağız. Şimdi şöyle kamera ayarlarına geleyim. Evet arkadaşlar, menü tuşuna bastım. Bakın menü tuşuna bastım. Şuradan tekrar ana menüye bir geleyim. Ana menüye şöyle tekrar ana menüye bir gelelim. Zaten şurada ana menü üzerinden arkadaşlar. Bakın şöyle. Şurada şu bölüme geleceğiz arkadaşlar. Yani bu çanta gibi olan bölüme geleceğiz. Bakın şöyle. Önce dördüncü menüde bulunan arkadaşlar, dördüncü menüde bulunan şeyi seçeceğiz. USB mass storage ayarını yapacağız. Şöyle geliyorum. Bakın şöyle 2, 3, 4. Buradan da anlayabilirsiniz. Bakın şuradan köşede yazıyor. Dördüncü menü. 4/7. Kurulum 4 diye de geçiyor zaten. Burada USB bağlantısını arkadaşlar yığın depolama, mass storage yığın depolama olarak geçiyor. Onu seçtim. Bunu seçtikten sonra kamerayla ilgili ayarım bitti. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar kameramızı kapatacağız. Bir de şarj durumuna da bakalım. Bakın şöyle. Şarj durumumuzda neredeyse %100. Görüyorsunuz. Orada bir sıkıntı yok. %100 neredeyse. Bunu da kapattım. Şimdi bir de arkadaşlar bunları yaptıktan sonra kameramızı kapatacağız. Ondan sonra bilgisayara bağlayacağız. Bağladıktan sonra açacağız arkadaşlar. Açtıktan sonra zaten otomatik olarak görecek. Gördükten sonra da yazılım güncellemeye başlayacak. Evet arkadaşlar, kameramız hazır. Zaten şarjını falan göstermiştik. Şimdi buradan update dosyasını çalıştıracağız ve kameramızı güncellemesini yapacağız. Şöyle çalıştırıyorum arkadaşlar. Çalıştır dedim. Dosyamız bir çalışır hale gelsin. Evet, bakın burada en üstte diyor connect camera and the computer, yani kamerayı bilgisayara bağlayın diyor. Ben de aynı şekilde bakın. Burada arkadaşlar kameranın modelini de görün. Bakın kameramız A7 III. Şöyle göstereyim ben size. Bakın A7 III modeli. 2870 objektifimiz var üzerinde. Ayrıca gimbal bağlamak için bir aparat bağlamıştım. Bu da hala duruyor üzerinde. Şimdi kameramızı bağlayalım PC'ye. Şöyle bakın şu an alttaki bölümden bağladım. Bakın tekrar koydum yerine şöyle. Kameramıza bağladım ve kamerayı açıyorum. Kameramızı açtık.
Evet, şu an yığın deponum olarak gördü. Bakalım driver olarak gözüküyor mu? Next diyorum. Kameramız zaten yığın depolama olarak, bakın şurada görünüyor. Göstereyim ben size. Bakın yığın depolama olarak göründü. Şu an diyor ki bilgisayarda yönergeleri izleyin diyor. Biz de bilgisayardan arkadaşlar. Bakın buradan detaylarını görebilirsiniz. Çekti, versiyon diyor. Altta bakın şurada. Daha önceki versiyonu 4.0. Şu an update edilecek versiyonun 4.0.1 olduğunu görüyor. Bunu bu şekilde bize bilgisini verdi. Tekrar ileri diyorum. Next. Şu an otomatik olarak reset yapıyor kamerayı arkadaşlar. Bekliyoruz. Kapattı. Tekrar açıyor kamerayı. Zaten please wait diyor. Bekleyin, biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın update başladı çalışmaya. Alt tarafta da yeşil bölgede ilerlemesi devam ediyor. Bu işlem sırasında arkadaşlar kesinlikle kameranın kablosunu çıkarmıyorsunuz. Pilini çıkarmıyorsunuz. Bir elektrik kesintisi olmamasına dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar böyle elektrik kesintinin olmadığı, daha güzel saatlerde, daha stabil olduğu saatlerde yapmaya çalışın. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi kablonuz sağlam bir kablo olsun. Mümkün olduğu kadar orijinal bir kablo olsun. Sıkıntı çıkmaması açısından. Bu arada piliniz şarjı muhakkak %75 ya da %50 üzeri olsun. En az %50 üzeri olsun. Ve arkadaşlar bu işlem sırasında kameranızı kesinlikle oynatmayın, yerinden çıkarmayın. Güncellemesi bittikten sonra zaten otomatikman kendisi açacaktır. Gördüğünüz gibi finish update dedi. İşlemimiz bitti arkadaşlar. Zaten kameramız da açıldı, görüyorsunuz. Yığın depolama olarak gördü. Sizin şöyle kablomuzu bir çıkartalım. Şu an tekrar kameraya geçiş yapacak. Kameraya geçiş yaptı. Şöyle menü tuşuna basayım. Bakın şöyle tekrar gelelim. Tekrar kurulum ekranına şöyle en sona girelim. Bakın sürüm bilgisi. Daha önce 4.0'dı arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi 4.0.1 olarak güncellendi. Mercek versiyonu 0.3 zaten daha önce o sayımla ilgili bir şey yapmadı. İlçe 7M3 olarak görüyorsunuz arkadaşlar. İşlemimiz tamamlanmış oldu. Böylelikle güncellememiz bitmiş oldu arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken zor bir işlem, farkındayım. Ama benim dediğim gibi arkadaşlar basamaklara dikkat ederseniz bu işlem sırasında kameranızın yazılımı arızalanabilir, sıkıntı oluşabilir. O yüzden dikkat edin. Mümkün olduğu kadar stabil bir ortamda, stabil bir şekilde, sağlam bir kabloyla, elektrik kesintisinin olmayacağı bir saatlerde yapmaya çalışın. Bu arada sıkıştığınız, üstünden gelemediğiniz bir konu olursa ya da içinden çıkamadığınız bir problem olursa bana yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Kanalıma abone olmayı arkadaşlar, destek olmayı, paylaşmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin, günler diliyorum.